kazazedeyi SD ile bağlantılarını yapıp hocam orada kalsın artık, drone'a gitsin. Orada bekleyelim, gelsin, gelsin, gelsin. Evet, sen çok güzel, basın ayaklara, basın ayaklara. Arkadaşlar, mükemmel ekibi. Daha sonra temel yaşam fonksiyonlarını kontrol ediyoruz. Bir tane arkadaşım hemen kontrol etsin. Bilinç yerinde nefes alıp veriyor. Bir dakika. Burada. Evet, burada kazazedenin omurilik yaralanmalarına karşı önlem alarak boyunda herhangi bir sıkıntı. Arama kurtarma eğitimine bu Maraş depreminde başladı. Hatay ve Maraş depreminde. Çalıştığım daire olarak ikinci günü Elbistan'a arama kurtarmaya gittim. İş arkadaşlarımla, işte daire başkanımızla beraber. Biz ilk deprem olduktan sonra kıyafetlerimizi aldık. Çalışacağımız alana geldik. Orada hazırlığımızı yaptık. Sadece gidilmesini bekliyorduk. Tam biz hazırlık yaparken ikinci deprem haberi geldi. Biz araçlara bindik gittik ve oraya gördüğümüzde şöyle bir durumla karşılaştık. Tamamen bir savaş alanıydı. Ve çok kötü bir durumdu. Yani anlatılması biraz güç o duyguları ama ya hiçbir şey yok. Herkesin yardıma ihtiyacı var. Sağlıklı düşünen kimse yok çünkü herkes şokta. Yani sağlıklı, fiziksel sağlıklı olan insanlar bile şokta. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Siz gittiğiniz zaman size bakış açıları çok daha farklı. Yani kurtarıcı geldi gözüyle bakıyorlar ama biz de insanız sonuçta. Değişik bir durum. Yani kendimizi onların yerine koyuyoruz. İşte dışarıda kalanı, içeride olanı, kendinizi empati duygunuz biraz daha yüksek hat safhaya geliyor orada. Ondan sonra dedik ki bunu daha hazırlıklı hale nasıl gelebiliriz? Daha donanımlı hale nasıl gelebiliriz diye düşünerekten işte bu tarz eğitimlere katılmaya başladık. İnsan hayatı önemli, insan önemli, canlı önemli. Bunlara önem veriyorsanız eğer bir şeyler yapmak da istiyorsunuz. Arama kurtarmada bu noktada en faydalı olabileceğiniz nokta. Arama kurtarmada faaliyet gösterdiğiniz zaman vicdani olarak çok daha fazla insanlara dokunduğunuzu düşünüyorsunuz. Siz orada görünmeseniz dahi yaptığınız her şeyi bir görenin olduğunu düşünüyorsunuz. Bu da sizi vicdani olarak çok daha rahatlatıyor. Depreme birlikte gitmedik arama kurtarmaya ama ben geldiğimde bana söylediği bir kelime vardı. Aslında beni arama kurtarmaya iten ya da buna daha fazla yöneldiren onu söylediydi. Evdeki herkes zaten bunu söyledi. Giderken döneceğimizin garantisi yoktu. Çünkü biz de orada bir afetzede olabilirdik. Yani arama kurtarma yaparken bir bina üzerimize yıkılabilirdi. Her şey olabilirdi. Helallik aldık. Çocuklarımızdan helallik aldık. Herkesten helallik aldık. Öyle gittik. Döndüğümde gittiğim kıyafetle geri döndüm. Kapıyı oğlum açtı. Neden geldin baba dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Neden erken geldin dedi. Hani biraz daha orada kalsaydın, daha fazla insanlara yardım etseydin. İlk kez bu arama kurtarma eğitimi görüyorum. Oluşan Maraş depremi sonrasında kendim çevrim içi eğitimler almaya çalıştım. Ön hazırlık yapmak amaçlı bir fikir edinmek istedim. Ardından babamın eğitim alması sonucunda ben de kendisine katılmak istedim. Oldukça iyiydi, oldukça çeşitli ve farklı senaryolar hakkında bilgi edindik. Ya oluşacak olası depremler sonucunda insanlara yardım etmek istemem dediğinde bu eğitimi almaya devam edebilirim. Bunu yapmaya başlayabilirim.